Merkez Yönetim Kurulumuz devam ediyor. Bugün toplantı gündemimizde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan ve bölgemizi tehdit eden gerginlikler, İdlib ve Libya'daki son durum ve elbette milletin gerçek gündemi olan ekonomik kriz vardı. Sözlerime başlamadan önce Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı, milli mukavemetin kahraman torosu, büyük devlet adamı Sayın Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yine dün kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız Sayın Taner Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve başta genel başkanlığı yardımcımız Sayın Seyit Torun olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Yine dün Almanya milli takımını yenerek Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanan A milli kadın voleybol takımımızı yani Filenin Sultanları'nı da tebrik ediyoruz. Başarılarının olimpiyatlarda da devam etmesini diliyoruz. Değerli basın mensupları, bölgemizde yakın zamanda çok büyük gerginlikler yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir İranlı komutana suikast düzenlemesi, ardından İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine füze saldırıları tansiyonu iyiden iyiye yükseltmişti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tırmanan gerginlik aslında tüm dünyada ciddi endişe ve korkulara neden olmuştu. Bu gerginlik esnasında Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı İran tarafından düşürüldü. Uçakta bulunan 180'e yakın yolcu maalesef hayatını kaybetti, kurtulan olmadı. Buna benzer bir olayı 2014'te Rusya-Ukrayna gerginliğinde de yaşamıştık. Malezya'ya ait bir yolcu uçağı Ukrayna-Rusya sınırında karadan atılan bir füze ile düşürülmüş, 298 yolcu burada hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak İran'da düşürülen uçakta yaşamını yitiren masum siviller için üzüntülerimizi ifade ediyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Bir daha böyle bir olayın ne dünyada ne de bölgemizde yaşanmaması tek dileğimiz. Ama maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan çatışma ve gerginlikler, başta masum siviller olmak üzere herkesi bir şekliyle etkiliyor. Bu nedenle sağduyu, akıl ve diplomasiyle diplomasiye daha fazla şans verilmesi gereken günlerden geçtiğimiz kanaatindeyiz. Bu çerçevede gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse İran'ın gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla attığı son adımları olumlu buluyoruz. Ancak dün Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri üslerine yapılan yeni saldırılar ve İran'da sokaklarda başlayan gösteriler bölgemizde yaşanan bu gerginlikleri azaltmanın da hiç kolay olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından NATO'ya Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yeni bir misyon yüklemeye çalışmasını da ihtiyatla karşılıyoruz. Değerli basın mensupları, içinde bulunduğumuz coğrafya son 10 yılda çok yoruldu. 2010'ları kan ve gözyaşı ile kaybeden bölgemizin 2020'leri de kaybetmeye tahammülü artık kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önerimiz son derece açık. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözmelidir diyoruz. Bunun için OBİT yani Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bölge ülkeleriyle geliştireceğimiz iyi ilişkilerle bu teşkilatın kurulması, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değerli basın mensupları, baştan beri Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa taraf olmaması gerektiğini savunduk. Sayın Genel Başkanımız, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle Libya'da ateşkes sağlanması gerektiğini birkaç defa dile getirdi. Türkiye'nin de taraflar arasında arabulucu rol oynamasının daha doğru olacağını da ifade etti. AK Parti Genel Başkanı bu çağrılarımızı Genel Başkanımızı uluslararası hukuku bilmemekle suçlayarak yanıtladı. Meşru hükümet ile darbeciler arasında arabuluculuk olur muymuş? Ama 3 gün sonra Putin Türkiye'ye geldi, bir de baktık
Aynı Erdoğan Rusya ile birlikte Hafter ile Sarac arasında arabuluculuğa soyunmuş. Yani bizim söylediğimiz yere gelivermiş. Şimdi soruyoruz. Doğru noktaya gelebilmek için, aklın yolunu bulabilmek için illaki Putin'le görüşmek mi gerekiyor? Akıl size Putin tarafından verilince sus pus kabul ediyorsunuz. Ama biz muhalefet olarak öneride bulunduğumuz zaman aynı şeyleri söylesek bile ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Şimdi bizim dediğimizi daha önce yapmış olsaydınız Ankara'nın bölgedeki etkinliği ve itibarı artacaktı. Şimdi ne oldu? Moskova'nın ve Putin'in itibarı ve etkinliği artmış oldu. Moskova, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında uluslararası oyun kurucu oldu. Bugün Moskova'da Sarraç ve Hafter arasında ateşkes anlaşmasının imzalanacağı söyleniyor. Dikkat edin, Ankara'da değil, İstanbul'da değil, Moskova'da. Libya için ateşkes anlaşması Moskova'da, barış görüşmeleri Berlin'de, bölgenin sorunları emperyal başkentlerde görüşülüyor. Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz. Değerli basın mensupları, Moskova'nın etkinliğini arttırdığı bir diğer yer ise Suriye ve de özellikle İdlib. İdlib'de çatışmaların ne zaman başlayacağına, ne zaman duracağına Rusya karar veriyor. İdlib meselesini kesin olarak çözmek zorundayız. Buradan ülkemize gelecek yüz binlerce radikal, ülkemiz için en büyük beka meselelerinden biridir. Açıkça söylüyoruz, bu meseleyi Suriye hükümeti ile görüşerek kesin bir sonuca bağlamalıyız. Tekrar ediyorum, İdlib meselesi Türkiye'nin başını daha fazla ağrıtmadan Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin bir çözüme bağlanmalıdır. İdlib'de ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladığımızı burada belirtmek isterim. Saray kibiri bırakıp muhalefetin sesine kulak verse ülkede kendileri de bu işten karlı çıkar. Aksi halde Trump ile Putin arasında bugün olduğu gibi pimpon topu gibi gidip gelirler. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın fır dönme siyaseti partisini, çalışma arkadaşlarının hatta yandaş havuz medyasının da başını döndürmeye başladı. Zavallılar sürekli dün ak dediklerine bugün kara demek zorunda kalıyorlar. Bunun en son örneği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın tüm Libya'da yaşananların ardından çıkıp arabuluculuk yok demesiydi. Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları kameraların karşısına geçtiler mi? Geçtiler. İki bakan Erdoğan ve Putin adına ortak arabuluculuk açıklaması yaptılar mı? Yaptılar. Bu bir yazıyla kamuoyuna da açıklandı mı? Açıklandı. Ama Sayın Ünal sarayın yaptıklarının farkında değil. Arabuluculuk yapmadık demekle kalmadı. Bir de ateşkes çağrısı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni Hafter'e uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalışmakla suçladı. Ama anlaşılan Sayın Ünal, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la ortak açıklama yapanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz olduğunu sanmış. Birkaç gün sonra da Sayın Çavuşoğlu çıktı, Hafter'i yok sayamayız diyerek partisinin Genel Başkan Yardımcısını yalanladı. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın çok eleştirdiği koalisyon hükümetlerinde dahi böyle bir kakofoni yaşanmamıştı. Kimin ne dediği belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Ucube tek adam rejiminde her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Devlet yönetiminde bu kadar gayri ciddiliği bu millet daha önce hiç görmedi. İstikrar artacak, kararlar hızlı ve seri alınacak diyerek millete dayatılan ucube tek adam rejiminde artık tutarlı tek bir söz yok. Önü arkası düşünülmüş tek bir karar da yok.
İşler mehter adımlarıyla iki ileri bir geri bile yürümüyor. Cuma günü pek çok örnekle bunları açıkladık. Hafızaları tazelemek için termik santrallerdeki baca düzenlemesini bir kere daha hatırlatayım. Şimdi termik santralleri bacalarına filtre takılmasını öteleyen kanun teklifi AK Parti'nin mutfağında, sarayın mutfağında hazırlanmıştı. Onu yine her zaman yaptıkları gibi bir takım milletvekillerine verdiler, kendi partilerine mensup milletvekilleri de bunu kanun teklifi olarak getirdiler. Tabii millet kendisine ciddi şekilde zarar verecek, havasını kirletecek bu düzenlemeye karşı çıkınca da bu yasayı kalktı, AK Parti Genel Başkanı veto etti. Ne oldu? Kendisini kurtarmak için AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerini açığa düşürdü. Sonra bir de baktık, bu açığa düşülen milletvekillerinden özellikle AK Partili olanlar veto nedeniyle genel başkanlarını tebrik için sıraya girdiler. Bu kadar tebrik edecekseniz daha önce buna niye olumlu oy verdiniz? Tabii hiç kimse de bu yasanın saray mutfağında pişmediği konusunda ikna olmadı. Yani parti de şu anda umreye kimin gideceğine dahi Sayın Erdoğan karar verirken herhalde bu yasanın ondan habersiz meclise geldiğini söylenirse buna kimse inanmaz. Bu milletin aklıyla alay etmektir. Değerli basın mensupları, bu ucube rejimde devletle parti arasındaki sınır tamamen ortadan kalktı. Devlette liyakat bitti. Metal yorgunlarının kirli siyaseti devleti artık işlemez hale getirdi. Bürokrasi çalışmıyor. Devlet gemisi bir oraya bir buraya yalpalayıp duruyor. Medya sahipliğinin yandaşlara aktarılması için kullanılan krediler devlet bankalarında. İstanbul Finans Merkezi'nin bitiremeyen müteahhitlere hayat öpücüğü veren finansman varlık fonundan, milletin atadan dededen kalma gümüşlerini bir fona toplamışlar. Fonun başına da AK Parti Genel Başkanı ile damadı oturmuş, istediklerini kurtarıyorlar, istediklerini batırıyorlar. Sanırsınız devlet aile şirketi. En son Çiftçinin Bankası Ziraat Bankası'nın bir iştirakinin simitçi kurtarma operasyonu ortaya çıkmıştı. Biz tam bunu tartışırken bu sefer başka bir rezalet gündeme geldi. Perakende sektöründe iş yapan bir şirkete Ziraat Bankası 20 milyon lira kredi vermiş. Şirket krediyi almış, bundan tam 28 gün sonra konkordato ilan edivermiş. Çiftçiye 10 bin lira kredi vermek için ya evinin tapusunu rehin alacaksın veya iki memurun ona kefil olmasını isteyeceksin. Ama batma noktasına gelen bir şirkete 20 milyon lirayı hesapsız kitapsız vereceksin. Bu ne biçim banka yönetmek, anlamak mümkün değil. Değerli basın mensupları, tek adam parti devleti rejiminin ve bu rejiminin başının korkuları başarısızlık bataklığına battıkça artıyor. Korkuları arttıkça da dönüp millete, kurumlara, insanlara korku salmaya çalışıyorlar. Bakın geçenlerde yaşadığımız TÜBİTAK meselesi bunun en güzel örneklerinden biri. TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul ucubesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiği ÇED raporu eleştirisi Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı TÜBİTAK'ın görüşünde elektronik imza da var, ıslak imza da var. Ama anlaşılan siyasi baskılara bilimsel gerçeklerden başka hiçbir şeye itibar etmemesi gereken TÜBİTAK, kendi yazdığı görüşünü inkar etmek zorunda kaldı. Soruyoruz, daha önce başına hayvanat bahçesinden yönetici atanan, şimdi de attığı imzanın arkasında duramayan bir kurum, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarına nasıl yön verecek? Değerli basın mensupları, boş bir kibrin yönettiği ülkemizde tüm kurumlar çökertiliyor. Devlette liyakatin yerini saraya sadakat alıyor.
Mehdi bekleyen danışmanların veya Kurtlar Vadisi jargonuyla ülkeyi yönetmeye kalkan yardımcıların verdiği akılla ülke yönetilmeye kalkışılıyor. Tabii bunun sonunda da hep hatalar geliyor. Düzeltmek de ya Trump'a ya da Putin'e kalıyor. Türkiye'nin akla, sağduyuya ve geleceği düşünerek adım atmaya bugün her zamankinden çok ihtiyacı var. Bu arada İstanbul'da yeni bir deprem daha bu hafta sonunda oldu. Deprem bu ülkenin gerçeği ama bu gerçeği gerektiği gibi bir türlü tartışmıyoruz. Oysa tartışmayı geçip bir an önce süratle ciddi tedbirler almak zorundayız. Ülkemizin sınırlı kaynakları Kanal İstanbul'a 75 milyar lirayı harcamayı düşünenler tarafından herhalde fark edilmiyor. Ekonomi dediğimiz şey sınırlı kaynakların milletin öncelikleri çerçevesinde tahsis edilmesinden başka bir şey değildir. 75 milyarla İstanbul'da yüz binlerce konut depreme hazır hale getirilebilir. Tarihi binalarımız, ulaşım altyapımız, okullarımız, hastanelerimiz depreme karşı tahkim edilebilir. Depremde yurttaşlarımızın toplanacağı alanlar şimdiden hazır hale getirilebilir. Kanal İstanbul için Erdoğan çıkıyor, sükse projesi diyor. Erdoğan'ın atama bakanı Cahit Turan çıkıyor, rant projesi diyor. Bu ucubenin hiçbir yerinde görüldüğü gibi insanımız yok. Ya sarayın süksesi var ya da yandaşların rantı var. Milletimiz ben yaptım oldu anlayışından ve kutuplaştırma siyasetinden artık bıktı. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz de bu siyaset tarzından, kardeşlerimize de bu siyaset tarzından gına geldi. Birkaç müteahhidi daha zengin etmek için yapılan ve milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyerek gerçekleşen projeler bugün milletimizin sırtına büyük yükler yüklemeye başladı. Hem kira hem de hizmet alımı adı altında şehir hastaneleri için önümüzdeki 3 yılda bütçeden çıkacak para 49 milyar lira. Bunu ben söylemiyorum. Hazine Müsteşarlığı, Hazine Bakanlığı söylüyor. Yine önümüzdeki 3 yılda köprü geçişleri için bütçeden çıkacak para 31 milyar liradan fazla. İkisini toplayın 80 milyar lira ediyor. Bir de biliyorsunuz havaalanları var. Havaalanları burada yok. Havaalanlarında bunun üstüne koyun, önümüzdeki 3 yılda milletimizin sırtına bu hani hiç bizden 5 kuruş para çıkmayacak dedikleri, bütçeden 5 kuruş para çıkmayacak dedikleri projeler nedeniyle gelecek yük 100 milyardan fazla. Saray iktidarı ülkemizin atadan dededen kalan eserlerini yani geçmişini satmakla kalmadı. Gelecek kuşakların omuzlarına da bu projelerle çok ciddi yükler yükledi. Daha henüz bunların tam olarak maliyetini göremiyoruz. Biz şimdiden uyarıyoruz. Milletimizin teveccühüyle iktidara geldiğimizde ki bunun artık çok yakın bir zamanda olduğu anlaşılıyor. Bu proje için yani Kanal İstanbul için yapılan harcamalar karşılığında tek bir kuruş ödemeyeceğiz. Bu projeye teklif verecek yandaş müteahhitler ve finans kuruluşları hesaplarını şimdiden doğru düzgün yapsınlar. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. İyi bir yönetimle vatandaşlarına daha fazla refah ve çok daha iyi bir yaşam sağlayabilir. Bunu daha önce yaşadık ve gördük. Bu ülke geçmişte en ağır ekonomik krizlerden doğru tedbirlerle çok süratle çıktı. Bütün dünya parmak ısırdı. Bir yılda enflasyonu yarıya indirdi. Büyüme ibresini yeniden 6 ayda pozitife çevirmeyi başardı. Fakat bugün içinde bulunduğumuz kriz kötü yönetimle maalesef geçmiştekiler gibi değil giderek derinleşiyor. Yapışkan bir işsizlik ve hayat pahalılığı milletimizi eziyor. Saray sosyetesi sorunlara çözüm bulacağına 40 milyar dolar harcadıkları Suriyeliler için 40 milyar daha harcamanın, Suriyelileri vatandaş yapmanın, kamu bankalarının kaynaklarıyla yandaş kurtarmanın peşinde. Milletin derdine o kadar kör, tasasına o kadar sağır ki arkadaşının yönettiği TÜİK'in makyajladığı istatistiklere anlaşılan damat dahi inanır hale geldi.
İl il dolaşıyor, değişim başlıyor diye bir hikaye anlatıyor. Ama daha bu senenin, ya daha geçen yılın başında il il dolaşarak 2,5 milyon vatandaşa iş vereceğim deyip 527 bir yılda 527 bin vatandaşımızı işsiz bırakmanın hesabını bir türlü vermiyor, vermek istemiyor. Her gün ortaya atılan gündemlerin hiçbirinin vatandaşın sıkıntılarına çözüm bulmakla ilgisi yok. Varsa yoksa top çevirmenin, varsa yoksa gündem değiştirmenin peşindeler. Bu iktidarı uyarıyoruz. Bu ülkenin gerçek gündemi ekonomidir. Evlerinde oturan genç işsizlerdir. Artan madde bağımlılığıdır. Çocuk yaşa inmiş artık. Borcunu ödeyemeyen esnaftır. Çekini ödeyemediği için hapse düşen iş insanlarıdır. Mutfaktaki boş tenceredir. Vatandaşın tenceresinde bugün mutfakta et değil dert kaynıyor. Saray sosyetesinin derhal Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. İsimleriniz ve kurumlarınızla birlikte lütfen. Kanal D Haber, Merve Kılıçoğlu Toprak. Efendim, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Siz de ardından meclise bir araştırma önergesi sundunuz. Fakat Sayın Devlet Bahçeli'ye dün bu sorulduğu zaman destek verecek misiniz diye CHP'ye güvenimiz yok şeklinde bir açıklaması oldu. AK Parti'den de bunun siyasi olarak kullanıldığı yönünde eleştiriler var. Nasıl değerlendirirsiniz süreci? Bizim vermiş olduğumuz önerge henüz genel kurula inmedi. Eğer Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı içindeki ortağıyla birlikte onu çok daha güvenilir bularak bir FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili araştırma önergesi verecekse, bizim grup başkan vekili arkadaşlarımız ve meclis grubumuz bunu genel kurula indirmezler. Ama bekliyoruz. Kendilerinin bir çoğunluk problemi yok. Mecliste gerekli çoğunluğa sahipler. Eğer bize güvenmiyorlarsa, bizim oy dahi vermememizi istiyorlarsa biz çekimser de kalırız. Onların getirdikleri önergeye karşı. Ama getirsinler şu önergeyi. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili önergeyi. Görelim bakalım Cumhur İttifakı içinde birbirlerine olan bağlılıkları ne kadarmış, tesanüt ne kadarmış. Diğer AK Parti'de ve siyasi propaganda olarak değerlendirmesi var. Siyasi propaganda olarak bunu kullanıyor diyor Muş. Arkadaşlar, baklavacıyı ortaya çıkartmışsınız. Öğretmenleri ortaya çıkartmışsınız. Askerleri ortaya çıkartmışsınız. Dışişlerindeki meslek memurlarını, İçişleri Bakanlığındaki idari memurları, herkesi ortaya çıkartmışsınız. FETÖ'nün bir tek siyasi ayağı ortada yok. Bu neyin siyaseti anlamadım. Bu gerçekten kamu vicdanında çok ciddi bir yaradır. Bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerekir. Sayın Bahçeli anlayabildiğimiz kadarıyla bunun sıkıntısını görüyor. Biz de söylüyoruz. Buyursunlar, getirsinler kendi önergelerini. Mecliste çoğunluğa da sahipler, herhangi bir problemleri yok. Samimilerse bunu araştırsınlar. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, yeni kurulan partilerle ilişkin olarak daha önce Sayın Genel Başkan'ın ortak konularla ilgili %99 oranında bir benzerlik teşkil edildiğine yönelik bir açıklaması vardı. Yine bugün de gazetelerde bir ittifak altyapısının arandığı ve kurmaylarına da Sayın Genel Başkan'ın yeni kurulan partileri eleştirmeyin şeklinde bir talimat verdiği ifade ediliyor. Bu doğru mudur? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? İttifak bağlamında da aynı zamanda. Arkadaşlar, şimdi Türkiye'nin gündemi belli. Bir ekonomi, iki ekonomiyi bu hale getiren tek adam parti devletinin ülkenin hukuk devleti liginde, demokrasi ligindeki yerini hızla aşağıya doğru çekmesi.
Şu anda Türkiye'de tek adam parti devleti rejiminin neden olduğu tahribatın ortadan kaldırılması için çok geniş bir anlayış birliği ortaya çıkmış vaziyette. Dolayısıyla özellikle de bu yeni kurulan partilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman onların da bu noktada olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ittifakı sadece bu yeni kurulan partiler değil. Bundan önce hep söylemiştim sandık ittifakı diye. AK Parti'ye oy veren seçmenler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenler, tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin en büyük ittifakı ortaya çıkmaya hazır. Dolayısıyla ülkenin bu kadar ciddi, yakıcı bir sorunu varken burada ortaya çıkacak olan ittifakı yatsımak, bu demokrasi sorunu karşısında ortaya çıkacak olan ittifakı yatsımak mümkün değil. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iktidarın, bu ittifakın gerçekleşmesi için hep baştan beri söylüyoruz. Elimizden gelen her şeyi, her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Evet. ATV Televizyon'dan Kübra Arslan. Efendim, Libya tezkeresi noktasında Sayın Baykal'ın desteği olmuştu ve sonrasında da aslında ateşkes sağlandı. Siz ateşkesi zaten olumlu bulduğunuzu söylediniz. Peki bu aslında şu anlamada geliyor mu? Hükümetin Libya politikasına destek veriyor musunuz bu saatten sonra? Baştan beri ifade ediyoruz. Bir, bu münhasır ekonomik bölge, Libya ile yapılan bu münhasır ekonomik bölge anlaşmasına hatırlayacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz de destek verdik. Ama Libya'ya asker gönderilmesine ve ülkemizin taraflardan birinin yanında onu savunmak üzere yer almasına karşıydık, karşı olmaya da devam ediyoruz. Zaten şimdi baktık, oradan çıkılmış, arabuluculuk noktasına gelmiş. Bu nedenle de arabuluculuğu olumlu karşılıyoruz diyoruz. Yani dönülüyor, dolaşılıyor. Bizim aklı selime dayanarak söylediğimiz stratejiye geliniyor. Ama bizi üzen nokta şu, neden bizim lafımızla gelinmiyor da Putin'in sözleriyle geliniyor? Evet, buyurun. İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim, İstanbul'daki bir konu gündemde birkaç gündür. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşlerinin birlikte tiyatro seyretmeleri gündeme geldi. Gündemde çokça tartışılır hale geldi. Sizin değerlendirmeniz ne olacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan da buna tepki vardı. İlk sorum bu olacak efendim. İkinci sorum da bugünkü gazetelerde de yine yer aldı. Ankara İl Kongresi ile ilgili istişare toplantısının bir balıkçı lokantasında yapılmasıyla ilgili bir haber. Bu toplantının burada yapılması ve o toplantıya gelen eleştirilere yaklaşımınız nedir? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, birincisi sosyal bir olaydır. Dolayısıyla bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yatsınıyor, neden illa kutuplaşma isteniyor, bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil. İkincisi, şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütteki yöneticileri seçecek olan yine örgütün kendisidir. Ancak bunun dışında seçilmişler, örgütteki, onlar da örgütün bir parçası, bir araya gelerek zaman zaman nerede olunduğu, ne yapılmakta olduğu konusunda değerlendirme toplantıları yaparlar. Bunu da yatsımak doğru değildir. Yani burada kimse öküzün altında buzağı aramasın. Seçimler, kongrelerimiz yapılıyor. 818 tane ilçede kongrelerimizi tamamladık. Son derece başarılı gidiyor. Kimse bu işe gölge düşürmeye kalkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına büyük kongrelerini yaparak büyük bir başarıyla yürüyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.